Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bir monitör için bile ince yapıdaki Asus'un All-in-One, yani hepsi bir arada bilgisayarı A3402 bizlerle. Günlük kullanımlarımızdaki, özellikle ofislerde biliyorum, All-in-One PC, yani hepsi bir arada bilgisayar kullanıyoruz, ama bunun özellikle ev kullanımında, hatta okul kullanımlarında bile çok işe yarayabilecek bir yapısı var. En başta her zaman olduğu gibi tasarımıyla başlayacağız, ama çok şık olduğunu söyleyelim. Yani tek başına bir monitör olarak bile kullanmak istediğinizdeki böyle bir fonksiyonu tabii ki var. Bu fonksiyonda bile çok şık, işte çerçeveleri oldukça ince. Sadece alt taraftan kalın bir çerçeve olan bir yapıda görüyoruz. Zaten üzerinde Intel Core i7 ve HDMI bağlantısının olduğu, sağ tarafta da Asus logosunu görmekteyiz. Arka tarafına baktığımızda giriş portlarımız yer alıyor. Burada bol bol USB, RJ45 bağlantımız vesaire var. Asus yazısını kocaman görüyoruz ve böyle biraz tırtıklı bir plastik yüzeyi var. Ama hani düz bir plastik yapısı olduğunu söyleyelim. Güç tuşu arka tarafta, sağ tarafın arkasında ve çok şık durduğunu söyleyeyim. Yani benim çok hoşuma gitti o yapısı. Böyle hani Asus olduğunu niyeyse bana orada hissettirdi gibime geliyor. Ki arka tarafına baktığımızda iki tane HDMI bağlantısı görüyoruz. Bunun biri giriş, biri çıkış. Yani bir tane tabii ki laptop gibi çıkış verip daha büyük ekranda ya da televizyona, projeksiyona yansıtmanız için. Diğeri de başka cihazdan buraya görüntü aktarabilmeniz için ayarlanmış durumda. Yani bir laptopunuz vardır, işte telefonunuz vardır. Bunu HDMI ile bağlamak isterseniz direkt buradan bağlayabiliyorsunuz. 3 adet USB 3.2 Gen 1 tip A bağlantımız var. Bir tane de USB 2.0 bağlantımız var. Bu tek bağlantı özellikle kablosuz klavye, fare vesaire bağlamak için ayarlanmış. Diğerleri de tabii ki bilgisayarın kendi bağlantısı olduğunu söyleyelim. Bir tane RJ45, yani LAN bağlantımız, güç bağlantımız, bir tane de USB 3.2 Gen 1 tip C bağlantımız yer alıyor. Bu Thunderbolt olsaydı tam kıvamında olurdu, ama anladığım kadarıyla işlemcinin desteği olmadığı için böyle bir şey olmuyor. Sadece bununla alakalı değil, bir de alt tarafta bağlantıları var. Alt tarafta da, şu sol tarafta bir tane Kensington kilidimiz var. Sağ tarafta USB 2.0 bir tane tip A bağlantımız. Bir tane de kulaklıklı mikrofon için combo jack'ımız yer alıyor. Bir tane de hemen yanında tuş görüyorsunuz. Bu da HDMI mod tuşu. HDMI mod tuşu nedir? Dediğim gibi bunun düz bir monitör olarak da kullanabilmeniz gereken durumlarda HDMI'ın girişini aktif ederek aslında görüntüyü diğer cihazdan almanızı sağlayan bir tuş olduğunu söyleyelim. Boyutlarına geldiğimizde 52,9 mm'lik uzunluğumuz, 42,3 mm'lik bir yüksekliğimiz, şu kamerada dahil olmak üzere. Kalınlık olarak da 16,5 santimlik bir kalınlığımız var. 5,4 kilogram ağırlığında, gerçekten böylesine bir şey için fazlasıyla iyi durumda. Bu stand sabit bir şekilde geliyor, yani monteleyemiyorsunuz. Arka tarafta herhangi bir şekilde duvara asmanızı gerektirecek bir bağlantı da yok. Ama metal ve sağlam bir şey var ve ben burada salladığımda bile kendisi sabit kalıyor. Şu an masa sallandığı için sağa sola gittiğini görüyorsunuz. Üst tarafta HD bir kameramız var. Böyle bir kamera çıkıntısı yapılmış. Hani burada şeyi düşündüm. Kötü değil bu arada. Ama aklıma bu telefonlarda artık delikli yapıdaki kameraları şuraya falan koymak mantıklı olabilir mi diye düşündürmüyor değil. Ama yani ben bunu Full HD beklerdim, ama HD olarak da gayet iyi bir sonuç verdiğini görüyoruz. Arkadaşlar, şu anda benim sesimi Asus'un bu güzel All-in-One bilgisayarından duyuyorsunuz. 1 megapiksellik kamerası ve aynı zamanda yapay zekalı gürültü engellemeli mikrofonlarıyla beraber sesim karşıya geliyor. Ki şurada iki tane mikrofonu görüyorum, hem kameranın olduğu yerde. Ses ve görüntü bu şekilde. Şu an çok hafif buradan tabii ki bir ışık alıyorum, ama yüzümdeki grenlenmeyi de görüyorum. Yani 1 megapiksellik kameradan da alabileceğimiz bu kadar. Bir diğer yandan tabii ki Windows 11 işletim sistemiyle, Windows 11 Home ile beraber geliyor. Ama işletim sistemsiz ya da farklı versiyonlarda da alabilmeniz mümkün. Windows 11 Home ile beraber gelince tabii ki rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Buradaki logoda gördüğünüz gibi içerisinde Intel Core i7 12 55U işlemcisi var.
12. nesli özellikle all-in-one ve laptoplar için olan U, zaten biliyorsunuz enerji verimliliğini ön plana çıkaran bir versiyonu ve güzel bir şekilde de çalışıyor. En azından hani i7 olmasının da tabii ki avantajı var. Ama performans i7'si değil, ama istediğiniz her şeyi zaten yapabiliyor ki test sonuçlarında da bunu göreceğiz. Ben PUBG'yi de yükledim. Gayet onu da oynuyorsunuz yani. Ama tabii ki ekstra bir grafik birimi olmadığı için Iris Xe grafikle beraber geçiyor. Bazı testlerde UHD olarak geçiyordu. Ben de kafam karıştı, acaba dedim U versiyonunda UHD grafik mi var? Ama Intel'in sayfasına girip emin olmak için baktığımda Iris Xe olduğunu gördüm. RAM tarafında 8 GB RAM var. DDR4 bellekler 3200 MHz hızında çalışıyorlar. Bunun 8 olması tam sınırdı. Hani 8'den aşağı olsaydı zaten kabul edilemezdi, ama 16 vesaire olarak da tercih edebilirsiniz. Çünkü piyasada farklı farklı konfigürasyonlu versiyonları da var. Bizdeki versiyonda 512 GB'lık PCIe Gen 3 SSD'miz var. Gen 4 SSD bulunmuyor bunda. Ama yine farklı konfigürasyonda ekstradan 1 TB'lık hard disk seçeneği de alabiliyorsunuz. Ama 512 böylesine bir işte hani ev bilgisayarı, ofis bilgisayarı, okul bilgisayarı dediğimiz bir bilgisayar türünde gayet yeterli diye düşünüyorum. Ekrana döndüğümüzde burada 23,8 inçlik yani 24 inçlik Full HD IPS bir ekranımız var. 60 Hz bir panel. Zaten hani tamamıyla böyle fiyat performans ve şık görünen bir odakta olduğu için yüksek tazeleme hızı bekleyemeyiz. NTSC renk gamutunu %72 oranında destekliyor ve ekran boyut oranı %88, ki en iddialı olduğu şeylerden biri. Çünkü gerçekten karşıdan baktığınızda şık bir cihaz gibi duruyor. Klavye fare şu an burada kablolu bağlı olmasa herkes bunu kesinlikle monitör sanar. Yani o kadar ince ve güzellikte olduğunu düşünüyorum. Arkadaki portları görünce zaten ha, bu galiba all-in-one bilgisayar diyorsunuz. Bağlantı kanadında Wi-Fi 6 desteği ve Bluetooth 5.2 desteği var. Bu sayede hızlı bir dosya aktarımı ya da bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Ve beni şaşırtan noktasına gelelim. Üzerindeki 3 wattlık hoparlörlerine. 2 adet 3 wattlık hoparlör var ve şahane. Yani daha önce farklı markaların böyle içerisinde gerçekten büyük hoparlörler olan versiyonlarını gördüğümde şimdiye kadar dinlediğim en iyi şey diyordum, ama klasik all-in-one ya da böyle bir klasik bir monitör olarak düşündüğümüzde dinlediğim en iyi ses. Yanımda dünyanın en güçlü laptoplarından biri var. ROG Strix Scar 18 var. İçerisinde Intel'in Core i9-13980HX ve Nvidia'nın RTX 4090 ekran kartı, 32 GB RAM'i ve çok güzel 18 inçlik ekranıyla beraber bizlere neler sunduğunu gelin hep beraber görelim. Gördünüz yani çok iyi bir şekilde ses veriyor. Bassları, tizleri falan çok iyi şey yapıyor. Ben hatta hani rap, arabesk, işte metal, aklınıza gelebilecek her türlü şarkıyı dinledim. Hatta mesela bu Power Rangers'ın Pokemon'u falan, o eski müziklerini. Ya ne güzel çıkartıyor. Ve alt tarafta konumlandığı için burada böyle ses zaten yayılarak gidiyor. Helal olsun dedirtti. Yani Asus bence bu teknoloji diğer monitörlerde de kullanmaya başlarsan mükemmel iş yaparsın. Bunu da açıkça söyleyeyim yani. Bir all-in-one bilgisayarda beni en çok etkileyen ve en çok övdüğüm şeyin hoparlörü olması gerçekten garip. Ama gerçekten iyi bir hoparlör var. Yani diğer yönleri kötü değil tabii ki. Zaten bir all-in-one'dan beklediğim bir şey, ama hoparlörlerini çok çok sevdim. İçerisinden güzel artılarından biri bu klavye ve fare seti çıkıyor. Kablolu klavye ve fare seti. Yine yurt dışında ya da farklı yerlerde bunun kablosuz olan versiyonları da varmış. Hani güzel, rahat kullanılıyor. Tuş aralığı iyi, numerik kısmı olması güzel. Faresi de gayet küçük, şık ve güzel bir şey. Güzel bir ikili oluyorlar yani. Bizdeki siyah versiyonu, ki bunun bir de beyaz versiyonu var. Beyaz versiyonunda çıkan klavye fare de beyaz oluyor. Tuşlar siyah oluyor. Böyle güzel bir kontrast yaratıyor, ama ben siyahını da gayet sevdim gerçekten. Bu şıklıkta olması güzel olmuş. Ha, kablosuz olsa daha güzel olmaz mıydı? Evet, çünkü bu durumda üstte zaten tamam bol portumuz var, ama ikisini engellemiş oluyorsunuz. Hani en azından o tek 2.0 USB portuyla klavye fareyi ortak bağlayıp diğerlerini diğer kullanımlara ayırmak daha hoş olabilirdi.
Ama sonuçta böyle bir bundle olarak da alabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle hani fiyat dengesi açısından böyle bir tercih yapılmıştır. Sonuçta kablolular kablosuzlara göre daha ucuzlar. Ama genel toplamda baktığımızda kamerası yeterli. Hani böyle süper bir kamera değil ama işte ofis kullanımlarında, okulda, evdeki vesaire ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek düzeyde. Sonuçta bu yayın yapmayacaksınız yani, büyük bir webcam'e ihtiyacınız yok. Görüşmelerinizi veya Zoom toplantılarınızı, derslerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. İşlemci gayet yeterli. 12.55U diyelim. 1255U bu konuda oldukça iyi iş çıkartıyor. Ben hani günlük kullanımlarımda işte yani ofis işlerimi buradan yaptım. Rahatlıkla yapabildim. Tabii ki bir kurgu vesaire denemedim ama belli bir oranda bunu da karşılayabilecek şeydi, ama tabii ki bir kurgu cihazı değil. Ama işte ufak tefek PUBG'yi düşük ayarlarda oynamak, hani böyle zaman geçirmek için bir iki oyun oynamak isterseniz onları da yapabilecek düzeyde olduğunu söyleyelim. Klavye fare çıkması iyi, bol port olması iyi. Benden geçer not aldı gerçekten. Yani siz eğer gidip Asus A3402 almak isterseniz gayet istediklerinizi karşılayabilecek bir yapıda olduğunu da söylemek lazım. Peki meraklısı için bir de test sonuçlarını verelim. En azından hani laptopunuzla ya da düşündüğünüz bir all-in-one'la kıyaslama şansında olursunuz. Gördüğünüz gibi hani tabii ki uçarı değil ama genel toplamda istediğiniz şeyleri verebilen, içerisindeki SSD'nin de gayet hızlı çalıştığını gördüğümüz bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bunu kimler kullanır? Dediğim gibi ofiste çok rahat kullanılabilir. Çünkü rahat taşınabiliyor, ince, karşıdan ve arkadan da bakıldığında şık bir cihaz. Dediğim gibi sekreterya kısımlarında da fazla kullanılabilir. İşte ön karşılamada orada bir hani laptop vesaire alınır ya birçok kişi. Bu da öyle olabilir. Hani ben zamanında dil okulunda çalışmıştım. Oradaki çalışan herkesin böyle bir cihazı olsa mesela rahatlıkla kullanırlar. Ekranı da gayet büyük oluyor. Küçük ekranla uğraşmıyorsunuz. Okullarda, bilgisayar sınıflarında da bence kullanılabilecek bir düzeyde ya da öğretmenlerin vesaire erişimi olabileceği. Çünkü dediğim gibi hafif, hem şık, hem güzel, hem her şeyi yapabilen bir cihaz. Ama siz ne düşünüyorsunuz? Bir all-in-one bilgisayara sahip olan arkadaşlar bununla kıyasladığında neler düşünüyorlar? Artılarını, eksilerini. Bunları da tabii ki yorumlar bölümünde aktarmayı unutmasınlar. Bu arada versiyonları demişken, örneğin bunun altında ben bir SD kart okuyucu beklerdim. O versiyonu varmış tam ortanın altısına eklenecek şekilde. Alt taraftaki portların da daha arttırılmış versiyonları da var. Burada artık siz seçerken konfigürasyonuna dikkat edin diyelim. Ama ben gerçekten sevdim. Rahatlıkla kullanılabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Sizler de kendi düşüncelerinizi, ekstradan sormak istediğiniz şeyleri her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın diyelim. Başka bir AirDeal Plus videosunda başka bir incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.